En'am suresi 30. ayet. Bu ayetin ifadesi de girişinde yine yukarıdaki ayette olduğu gibi, yani 27. ayette وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا, hatta ala da dahil aynen başlıyor. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا, burada da وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا. Dolayısıyla aynı sahneye geri döndük. Arada Cenab-ı Hakk'ın söylediği şeyler var. Önceki ayette ateşin hemen kıyısında dikeltilmiş kimseler vardı. 27. ayette. Ve Allah Azze ve Celle bize o sahneyi betimleyerek bir görsen demişti. Bir görsen. Ateşin hemen dibinde, ateşin üzerinde iç geçirerek bütün bir pişmanlıkla keşke geri döndürülsek diyecekler. Rabbimizin ayetlerini bir kez daha yalanlamasak, müminlerden olsak diye yeni bir imkanı, fırsatı isteyecekler. Allah Azze ve Celle onların bu sözünü, o sahnedeki bu sözünü, o çaresizliklerini bize anlattıktan sonra araya şu çok önemli ayeti girdi ve kendi değerlendirmesini yaptı Cenab-ı Hak. Birkaç ders bunun üzerine konuştuk. Aslında vaktiyle gizleyip durdukları, yok sayıp durdukları, görmezden gelip durdukları şey karşılarına çıktı. Yabancı bir şeyle karşılaşmadılar. Bilmedikleri bir şeyle de karşılaşmadılar. Bildikleri ve özellikle yok saydıkları şeyler karşılarına çıktı. Bunlar o kadar bir bunu yok saymakta inatçı ki, biz bunları geri döndürsek kaldıkları yerden devam ederler. Bunlar yalancılar dedi arada Cenab-ı Hak. Sonra onların dünya hayatında ve hayata geri döndürülseler, hayattan başkası yok deyip tekrar bu yaratılmalarını, ahireti aynı şekilde inkar ederek yaşamlarını sürdüreceklerini ifade etti. Sonra 30. ayette yine biz kaldığımız yere geri dönüyoruz. Bunların ahiretteki durumlarına, ateşin kıyısındaki durumlarına, cehennemdeki durumlarına. O yüzden Allah Azze ve Celle bu ayete de aynı ifadeyle başladı. Onları dikeltilmiş halde iken bir görsen. Dolayısıyla araya bir parantez girmiş. Şimdi o parantezin yine dışına çıktık. Bir sonraki ders devam edelim. Kulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme lî ve lekum ve lisâirin mu'minîn.